Herkese merhaba. Bugün Binobi fonksiyonel bandanaları inceliyoruz. Şimdi şunun bir tanesini takacağım. Polar olana. Çok soğuk hava. Ellerim titriyor. Ellerim titriyor. Bugün cuma. Siz bunu yarın sabah, yani cumartesi sabah izleyeceksiniz. Bu arada çok güzel bir tane bisiklet incelemesi yaptık. Kübün Peloton bisikletini inceledim. Bir bandırma bisiklet grubundan bir arkadaşın, bir abimizin bisikleti. O inceleme de çok güzel oldu. Sağ olsun, destekte oldular. Bana arabayla falan çektiler dışarıdan. Gerçekten güzel bir inceleme oldu. Çok güzel de olumlu, çok güzel yorumlar aldık. İncelemeyenleriniz var arada, izlemeyenleriniz var o videoyu aranızda. Onları da izlerseniz iyi olur yani. Şurada information butonundan bakabilirsiniz, kartlardan. Evet, şimdi bu Binobi bandanalardan bahsedecek olursak, ilk olarak fonksiyonel bandanayı bilmeyenlere bir tanıtalım. Fonksiyonel adı üstünde birçok özelliği var. Şapka, bere, atkı, boyunluk, toka, bandana gibi pek çok özelliği var. Ve ufacıklar, şu şekilde topak yaparsam şu kadar bir şey var yani. Şu kadarcık, avucumun içi kadar yer kaplıyor bu klasik versiyon. Bu da polar versiyon. Polar versiyon biraz daha iki katı yaklaşık olarak, hatta 2,5 katı da diyebiliriz. Şehir içinde, arazide, dağda, bayırda bütün spor aktivitelerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Polar versiyonu da aynı şekilde. Polar versiyonunun bir avantajı var. Kışın işte böyle sıcacık yapıyor yanaklarınızı. Ben daha öncesinde polar versiyonu kullanmamıştım ve ön yargılıydım açıkçası. Ağzımıza çektiğimizde örneğin bu şekilde bisiklet kullanırken nefes almakta zorlanır mıyız diye düşünüyordum. Ancak öyle bir problem yaşanmadı. Gayet güzel nefes alınıyor ve yanakları yumuşacık böyle okşuyor. Çok hoşuma gitti. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedecek olursak, ürünlerde %100 polyesterden üretilmiş ve mikrofiber bir bez. Ayrıca karsinojen de içermiyor. Yani kanserojen maddeler hiçbir şekilde yok içerisinde. %100 yerli üretim. Bir girişimcilik projesi diyebiliriz bunun için, Binobi için. Gayet güzel tasarımlar var, ancak biraz daha arttırılması gerekiyor açıkçası. Tasarımlar arttıktan sonra, çok geniş bir yelpaze olduktan sonra daha da ilgi göreceğini düşünüyorum. Pek çok fonksiyonu var dedik. Pek çok fonksiyonun arasında şu şekilde göstereyim size. Şu şekilde. Bu fonksiyonlar işte şurada görmüş olduğunuz fonksiyonlar var. UV koruma var. Rüzgara karşı ve termal koruma aynı zamanda. Antibakteriyel de dedik. Örneğin şu klasik olandan bahsedecek olursak, yüzünüze geçirdiğinizde rüzgarı kesiyor. Ancak sıcak, yani ekstradan bir ısı sağlamıyor. Ama bu polar versiyon rüzgarı kestiği gibi ısı da sağlıyor. Kış ayları için dediğim gibi çok kullanışlı, ama yazın çok kullanışlı olmaz açıkçası söyleyelim. Ama bu yazın her türlü, her zaman, her hava koşulunda kullanılabilir. Ama dediğim gibi bu da kışın sıcacık tutuyor. Yani benim tavsiyem kış için bu, yaz için bu. Çünkü ben de bunlardan verdi, bayağı vardı, ben iki tane vardı bunlardan. Sonrasında bunlar gelince bu polar versiyonu kullanmaya başladım dışarıda. Çünkü çok güzel sıcacık tutuyor, böyle yanakları falan okşuyor. Oh, mis. Buz gibi zaten ellerim dondu şu an. Şimdi tasarımlardan bahsedecek olursak, görmüş olduğunuz iki tane rengi var. Alt tarafı şu şekilde göstereyim. Şurada boğa var. Boğa. Alt, üst tarafı kırmızı, alt tarafı siyah. Bu tasarımı niye tercih ettim? Çünkü eğer kırmızı montla giyersem, kırmızı montla giydiğimde üst tarafına kırmızı bunu takıyorum. Alt tarafı zaten siyah. Kırmızının montun içine soktuğum için gözükmüyor. Yine siyah mont giyersem de bu şekilde kullanıyorum. Üst kısmı gözüküyor. Yani bu şekilde ürünlerinizle, kullandığınız günlük kıyafetlerle birbirlerine işte kombinleyebilirsiniz diyebilirim. Artık o makyaj kanalına döndük. Ağzımda gözükmüyor şu şekilde. Makyaj kanallarına döndük gibi oldu ama korkmayın, yani sıkıntı yok. Şimdi dağda bayırda bisiklet sürerken kullandık. Daha sonrasında yıkama konusunda ne yapacağız? Çamaşır makinesine atıp rahatlıkla çamaşır makinesine atıp yıkayabilirsiniz. Bilmiyorum çamaşır makinesine atıp yıkanıyor mu? Ama çamaşır makinesi şu galiba, çamaşır makinesinin üstüne çarpı çekmişler gibi. Emin olamadım ama ben çamaşır makinesine atıp yıkadım açıkçası. Defalarca, bir şey de olmuyor. Ama dediğim gibi yani orada öyle yazıyorsa yıkamamanızı öneririm size. 30 derecede elinizdeki. Zaten çamaşır makinesinde şunu da şu yüzden yıkamayın diyorum. Çünkü bu deterjan kokuyor. Ağzınıza çekiyorsunuz bu. Hiç sağlıklı bir şey değil. O yüzden ben de yıkamaya çalışıyorum çamaşır makinesinde. Elde şöyle bir çitileyin şöyle, patatat. Ondan sonra kurulmaya bırakın. Zaten mikrofiber bez olduğu için ve ince bir kumaş olduğu için polyester aynı zamanda çok çabuk kuruyor. Gayet güzel bir kumaş kalitesi var. Tülermeyecek gibi. Çok güzel, esnek, bayağı esnek. Şu şekilde göstereyim. Yani ben aldığımda böyle esnekliği çok hoşuma gitti. Esnek olması güzel çünkü kafanızdan falan geçiriyorsunuz böyle ve esnekliğini yitirmeyecek gibi bir esneklik. Şu şekilde uzamıyor zaten. Bu şekilde uzuyor örüş biçimi açısından.
çok güzel esniyor. Ben memnun kaldım. Binovi'den bahsedecek olursak, Binovi yerliye, %100 yerli girişimcilik bir örneği, girişimcilik örneği diyebiliriz. Eğer satın almak isterseniz açıklama kısmında linkleri var. Ayrıca bunları bana gönderdiği için binovi.com'a da teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay. Dondum. Eşyaları toplamadık daha ya. Eşyaları toplayacağız. Hadi görüşürüz arkadaşlar.